قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى فقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلى آخر آية صدق الله العظيم. Değerli dostlar, az önce okuduğum ayet-i kerime Taha suresinin 124. ayetiydi. Ayet-i kerimeyi hemen hemen birçoğunuz bilirsiniz. Hakikaten Kur'an'da hakikatten yüz çevirmenin hem dünyavi cezasını hem de uhrevi cezasını ifade eder. Ayeti birlikte bir meallendirelim. Estaizu billah. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse. Buradaki zikirden kasıt nedir? Zikir Kur'an'da kaç anlamda ele alınır? Nasıl geçer? Kısa bir lugavi tahliline girelim. Zikir, hatırlama ya da hatırlatma anlamına gelir. Zakira, Arapçada hafıza anlamına gelir. Müzekkerat, insandaki hayat hikayesi anlamına gelir. Dolayısıyla zikir denildiği zaman hatırlama ya da hatırlatma anlamına gelir. İsmin kendisi bir ibadet biçimi değil, kendisiyle bir hakikatin dile getirilişi, kendisiyle hakikatin hatırlanışı ya da kendisiyle hakikatin ifade ediliş biçimine zikir denilir. O yüzden bazen insana hakikati hatırlatan kaynağa zikir denilmiştir. İşte Kur'an'a zikir denilir. Bazen o hakikati hafızasında tutan insan kaynağına da zikir denilir. Mesela fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Burada ehli kitap kastedilir. Resullerle alakalı bir şey ifade edilir, bir hakikat dile getirilir. Eğer bunu bu şekilde bilmiyorsanız o zaman zikir ehline sorun. Yani bu hakikati bilenin kendisine sorun der. O yüzden وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ayetindeki ifade edilen şey Kur'an'dır. Niye? Çünkü Kur'an insana hakikati hatırlatır. Öz manada bunu ifade eder ama genel manada bize hakikati anlatan ve içimize ayet olarak yerleştiren her türlü hakikat ifade edilir. Çünkü bilgi dediğimiz şey husuli ya da huduri diye iki kısma ayrılır. İnsanın içinde var olan ve dışarıdan elde ettikleri. İnsanın içinden içindeki var olan bilgiye fıtri bilgi denilir. O fıtri bilgi Rabbimizin içimize yerleştirdiği ve kodladığı bilgidir. Bir insan Allah'ın içine yerleştirdiği o kodladığı o fıtri bilgiden de uzak kalabilir. O yüzden kim bizim zikrimizden uzak kalırsa, buradaki özel anlam Kur'an'la alakalıdır. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Biz o insana doğru bir hayat veririz. Maişe geçimlik demektir, biliyorsunuz. Biz o insana dar geçimli bir hayat veririz. Ya da o insanın hayatı darlaşır, geçimi darlaşır. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ve yarın ahiret gününde bu kör olarak haşredilir. قَالَ رَبِّ Ve kör olarak haşredilen o insan diyecek ki, لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَى Ya Rabbi beni niçin kör olarak haşrediyorsun? Fakat كُنْتُ بَصِيرًا Oysa ki ben gören bir insanım. Allah da diyecek ki, قَالَ
Kezalike etet ki ayatuna. Fenesita. Sen dünya hayatında bizim ayetlerimizi unutmuştun. Ve kezalike yevme tunsa. İşte bugün de biz seni unutacağız. Bugün de unutulanlardan olacaksın. Değerli dostlar, insanın hakikati unutması, insanın Kur'an'ı unutması, Kur'an'dan uzak kalması, Kur'an'a karşı yine ayet-i kerimenin başka bir ifadesiyle, hani Allah peygamber ahiret günde diyecek ya, ya Rabbi, inne kavmi tekhizu hazel Kur'an'ı mahcura, Kur'an'ı mahcur bırakması, bunlar sadece ahirette cezayı gerektirecek hatalar değildir. Bizim zikre karşı uzak kalışımız, Allah'ın ayetlerine karşı uzak kalışımız, bu hakikatleri unutmamız sadece ahirette cezayı gerektirecek durumlar değildir. Daha dünyadayken biz bu cezaları çekeceğiz ve çekiyoruz. Bugün İslam ümmetinin perişan halini işte bu ayet üzerinden yorumlayabiliriz. Dar bir hayat içerisinde olması, içinde bulunduğu ekonomik bunalımların dışına çıkamaması, sürekli sömürülen bir topluluk haline gelmesi, bir türlü huzuru bulamaması, yeryüzündeki emperyalist güçler tarafından ellerinde oynanan bir oyuncak haline gelmesi, bunların hepsi bizim hakikati unutmamızla alakalıdır değerli dostlar. O yüzden Kur'an'a karşı yaklaşımımız sürekli anlam üzerinden olmalı diyorduk. Geçen hafta hocam hutbede ifade etti, Haydar hocam, Kur'an'ın canını okuyanlar. Bunların hepsi Kur'an'ın canını okuduğumuz için başımıza gelen şeylerdir. O yüzden hakikate karşı unutan bir pozisyonda olmamamız lazım değerli dostlar. Çünkü biz eğer hakikati hatırlarsak, hakikat de bizi hatırlar. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor Rabbimiz. Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bizim Allah'ı hatırlamamız cismi olarak Allah'ı hatırlama anlamına gelmez. Allah maddeden münezzehtir. Bizim Allah'ı hatırlamamız Allah'ın bize ulaştırdığı hakikatleri hatırlamamızdır. Eğer biz hakikati hatırlarsak, hakikat de bizim hayatımızda bir bereket, bir katkı ve bizi yücelten bir değer olarak yaşamımıza yansır ki Allah'ın bizi hatırlaması odur işte. Allah'ın bizi hatırlaması bizim onur ve izzet sahibi olmamıza vesile olan bir şeydir. Allah'ın bizi hatırlaması sosyal hayat içerisinde adil bir topluluk oluşturmaktır. Allah'ın bizi hatırlaması ahlaklı bir birey olmaktır. Allah'ın bizi hatırlaması insanlığa ve insanlara karşı şefkatli bir şahsiyet, bir kişilik ve bir ahlaka bürünmektir. Yoksa bizim bildiğimiz manada hiçbir şey Allah'a unutulan bir şey olarak kalmaz ki. Haşa, Allah bundan münezzehtir. Allah hiçbir şeyi unutmaz. 99 esmaya bakın, o 99 esma aslında Rabbimizin, Allah'ın bize yansıyan sıfatlarıdır. Bunların hiçbirisinde haşa unutan bir şey yoktur. Olmaz da. Ama Allah'ın bizi hatırlaması, Rabbimizin bizim hayatımıza değer olarak yansıması demektir. O yüzden Kur'an'ın bize buradaki emri hakikati hatırlayan bir pozisyonda olmaktır değerli dostlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Kur'an'ı anlam üzerinden değil, sadece metnini okunan bir ibadet olarak ele almaya çalışıyoruz. Bu zikri hatırlamak değil ki değerli dostlar. Şimdi
Ramazan ayına yine gireceğiz. Yine başlayacak hatimler. Bir hatim, iki hatim, beş hatim, on hatim. Fakat zikir olarak Kur'an'a yaklaşımı buranın neresinde göreceksiniz? Hiçbir tarafında. Çünkü ölülere okunan bir Kur'an insanın hayatına zikir olarak yansımaz. Değerli dostlar, Kur'an'da zikri daha iyi anlayabilmek için tefekkür kavramını anlamak lazım. Tefekkür, bir şey konusunda insanın derinlemesine düşünmesi demektir. Aslında bu, bilginin insanda rafine ve potansiyel hale gelmesi demektir. Çünkü bilgi üzerinde derin düşünmediğiniz zaman, tefekkür etmediğiniz zaman bilgi hayatınıza bilinç olarak yansımıyor. Ya da onun içerisindeki var olan hakikati, onun içerisindeki var olan insan hayatı için gerekli olan bilgiyi elde edemiyorsunuz. O yüzden aslında tefekkür düşünme rafinerisidir. Petrol rafinerilerini bilirsiniz. Dışarıdan ham petrol olarak alınır. Rafineriye girdikten sonra o orada çeşitli şekilde ayrıştırılır ve hayata sunulan bir şekilde, hayatı kolaylaştırılacak bir şekilde benzin olur, mazot olur, gaz yağı olur falan filan. Biz bunu alıp da hayatımızda, yaşamımızda rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bilgi de öyledir. Bilgiyi zikrettiğiniz zaman ve o tezekkürü, o düşünceyi derinleştirdiğiniz zaman, tefekküre dönüştürdüğünüz zaman bilginin içerisindeki, ayetin içerisindeki olan şeyi alıp hayatınıza yansıtabiliyorsunuz. Tefekkürün tam bir şekilde oluşabilmesi için tezekkür, tedebbür, teakkul ve tefekkuh olarak onu ele almanız lazım. Önce hatırlamanız lazım. Yani bilgiyle, ayetle, anlam üzerinden bağ kurmanız lazım. Hatırlamanız lazım. Fezkurullaha kema allemekum, budur işte. Allah size nasıl öğrettiyse Allah'ı o şekilde zikredin dediği zaman buradaki anlatılan şey Allah ile anlam üzerinden bağ kurmaktır. Yoksa oturup Allah, Allah, Allah bu şekilde hoplayıp zıplayıp bağırmak değildir. Bakın tarikatlara bakın. Hepsinin birbirinden farklı olan yönü kendince güya zikri yapış biçimidir. Kimisi kafayı sallar, kimisi ayakları hızlı bir şekilde yere vurur. Kimisi dönmeden sesli bir şekilde ifade eder, bedenini sallar falan filan. Zikir bu değil değerli dostlar. Hatırlamak zihinsel bir eylemdir. Hatırlamak var olan şeyin içerisindeki bilgiyi, hafızayı elde edecek şekilde onunla bağ kurmaktır. Yeryüzünde hafızasız hiçbir şey yoktur değerli dostlar. Hiçbir şey yok. Kendi bedellerimiz dahi. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Hatırlayın Yasin suresindeki ayeti. Yarın biz insanların ağzına kilit vuracağız diyor. وَتُكَلِّمُونَ اَيْدِهِمْ Elleriniz konuşacak diyor. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ayaklarınız yaptıklarınız konusunda şahitlik edecektir. Nasıl olur bu? Varlığın hafızası vardır. Ve varlık o hafıza üzerinden konuşur. Şahit olunan her şey hafızası vardır. O yüzden Allah güneşe, aya, geceye, gündüze yemin eder. Çünkü bunların hepsi size şahittir. Ve insanın da şahit olmasını ister. İşte kelime-i şehadet o şehadetin sözsel ifadesidir. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur demek. Ben bundan sonra hayatımda sürekli bu hakikati hatırlayarak bir yaşam süreceğim demektir. Dolayısıyla değerli dostlar, varlık şahittir. Varlığın hafızası vardır. İnsan da şahittir. İnsanın da hafızası vardır. Ve insanın içinde var olan hafızası hakikate ayarlıdır. İşte Kur'an sizi kendi hakikatinize, kendi içinizdeki var olan hafızaya götürdüğü için Kur'an zikirdir, öğüttür. O öğüdü ancak anlam üzerinden bağ kurarak elde edebilirsiniz. O öğütle ancak nasihat üzerinden bağ kurarak kendi içinize yolculuk yapabilirsiniz. Kendi zaaflarınızı, kendi meziyetlerinizi görebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz.
Onun dışında zikri yani Kur'an'ı pasif bir nesneye dönüştürmekten başka bir işe yaramaz. Kur'an pasif bir nesneye dönüştükten sonra değerli dostlar, artık insan için şifa eczanesi olmaktan çıkar, birçok yerde insanın hüsranını artıran bir kitaba dönüşür. Bakın, bazen açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, bazen okur geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Ne güzel ifade etmiş, Allah rahmet eylesin. O yüzden bir Ramazan ayı daha geliyor değerli dostlar. Bunu daha önceki hutbede de ifade etmiştim. Sürekli ifade edeceğiz. Kur'an ile anlam üzerinden bağ kuralım ki Kur'an bizim için zikir olsun. Bakın, Müslüman topluluklar, İslam toplulukları bunun üzerinden vahiy ile bağlantı kurmadıkça içinde bulunduğu hastalıklardan kurtulamaz. Bugün mesele İslam topluluğun beceriksizliği falan değil. Ya da içinde bulunduğumuz zenginliklerin yeterli gelmemesi değil. Bizi ayağa kaldıracak ve bize kendimizi, potansiyelimizi, gücümüzü hatırlatacak hakikatten yoksunuz. Ya kavramları şöyle ele alalım değerli dostlar. Basit bir şekilde ele alalım. Getirdik kaderi hangi noktaya koyduk? Allah bizim alnımıza ne yazdıysa onu buluruz. Böyle düşünen bir insan artık bir adım daha ileri atmak için hareket eder mi? Allah bana neyi yazdıysa onu yaşıyorum der. Rabbim benim için ne takdir etmişse onu göreceğim der. Sadece bir tane örnek verdim. Alın bunu çoğaltın siz değerli dostlar. İşte Kur'an geldiği toplumda bu etkiyi kırdı. Müşrik Arap topluluğu aynen böyle düşünüyordu. Aynen böyle düşünüyordu. Allah bize neyi takdir ettiyse biz onu görürüz diyorlardı. Hatta putlara tapıcılığı da bu noktaya koyuyorlardı. Bu noktaya koyuyorlardı. Eğer Allah istemeseydi biz şirk koşmazdık. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَشْرَكْنَا Bakın geri gittiler. Yüzyıllarca içinde bulundukları kavganın içerisinden çıkamadılar. Evs ve Hazreç kabilesinin birbirleriyle olan çatışması 150 yıla dayanıyordu. Çıkamazsınız ki. Rabbim düştüğümüz yerden tekrar ayağa kalkmayı bizlere nasip eylesin.